Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir hava durumu videosuyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Türkiye için kar, yağmur, bulut ve rüzgar oranlarına bir bakacağız. Türkiye arkadaşlar şu mahsul olduğum bölge. Şurası bizim İstanbul, Edirne, Sakarya gibi bölgeler bu tarafta. Burası da Ege'ler. Buralar kıyı kesimler. Şimdi yağmurdan alalım arkadaşlar. 8 Ocak gibi falan yağmur yok arkadaşlar. Şöyle bir yağış geliyor 10 Ocak saat 11 gibi böyle. Bir küçük yağış geliyor. Ardından direkt Ege'ye geçiyor. Ege'den sonra tekrar bir yağış geliyor. 10 Ocak pardon 10 Ocak gecesi gibi pardon 11 Ocak gecesi gibi. Sonra 13 Ocak gibi 13 Ocak yine gece gibi bir kar pardon bir yağış geliyor. Sonra orada devam ediyor. Sonra o kıyı kesimlere gidiyor. Ve sonra arkadaşlar 14 Ocak gibi bir yağış daha geliyor. Sonra da bitiyor çünkü tahmin buraya kadar arkadaşlar. Diğer yerler için söyleyecek olursam Ege kıyılarına geliyor arkadaşlar. Şu kıyı kesimler Antalya çevreleri. Antalya değil de şu kıyı kesimler alacak yağış. Orta kesimler alabilir. Tekirdağ, Edirne bakılırsa Edirne falan hiç yağış almayacak. 10 Ocak'ta sel baskını bile olma şansı var. Çünkü o tarafa doğru şöyle 24 milimlik bir yağış gelecek. Evet, şimdi kar yağışlarına bakalım arkadaşlar. Kar yağışları genelde şöyle Türkiye içine hiç kar girmiyor gördüğünüz gibi. Şöyle 11 Ocak gibi iç kesimlerde ve Ege kesimlerinde yağ yapıyor. Şu kısımlarda kıyı kesimin biraz önünde yani iç batı kısımlarda 15 santimlik veyahut da 10 santimlik arasında bir kar yağışı olabilir. Diğer yerlerde 3 milimetrelik yok denecek kadar az bir kar yağışı görülebilir. Doğuya bakacak olursak doğuda kar yok. Genelde kıyı kesimler kar alacak. Bulut oranına baktığımızda yine İstanbul'da gördüğünüz gibi çok bulut geliyor. Çok bulut ama bunlar yağış yapmıyor. Şöyle yüzde kaç derece ihtimalle? %90 derece ihtimalle bir bulut oranı var ve Türkiye'nin tamamını kaplıyor bu bulut oranı. Rüzgar oranlarına baktığımızda tüm çevrelere mesela bir kuzeye giden yönü var. Bir güneye giden yön var. Batı. Bu üç tarafa gidiyor. Kuzey, güney, batı taraflarına doğru bir rüzgar mevcut. Diğer taraflar içinde doğu bölgelerine doğru bir rüzgar var. Şöyle Erzurum tarafları, doğu taraflar. Sıcaklık bakımına baktığımızda hemen bakalım. Sıcaklıklarda genelde şöyle baktığımızda sarı 12-16 derecelerde bir şeyle geziyor. Mavi dereceler Erzurum çevresi ve doğu kesimler için -12 ve -16 dereceye kadar hatta -20'yi bile görme şansı var. O taraflarda öyle. Yeşil kısımlar 12 derece yine bir 8 ila 12 derece arası gidip geliyoruz. Bazen 14 dereceye çıkma ihtimali var. Sıcaklığın en çok arttığı dönem 11 Ocak oluyor. 16-20 arası 14 de yani şöyle 14 derece 15 derece olabilir. Şöyle gök gürültülüye karışık sağanak baktığımızda genelde kıyı kesimler alacak. Ege kıyıları. Sonra şöyle denizimize doğru gidiyor. Şöyle bizim taraflar biraz
alıyor. Şöyle 2-3 milimetrelik kısa yağışlar alıyor. Sonra da Karadeniz bölgesinin denizine ve Ege Denizi'ne doğru yağıyor genelde. Bu da denizin soğumasını etki ediyor. Genelde gördüğünüz gibi kıyı kesimler yağış alıyor. Her şeye baktık galiba arkadaşlar. Bir dahaki hava durumu videosunda görüşmek üzere. Her detayını ve gelişme anı anına sizlere paylaşacağım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz. Bay bay.